Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde I am so stoked, çok heyecanlıyım yapısını öğreneceğiz. Burada hepsi böyle eşit, aynı anlama gelen cümleler. En baştan başlayalım. Excited, stoked, psyched, chuffed to bits, thrilled, pumped, jazzed, amped, hyped. Hepsi de heyecanlıyım, çok heyecanlıyım anlamlarına geliyor arkadaşlar. Buradaki şimdi yapımıza bakalım. Excited for or excited about. Bir şey için çok heyecanlı olmak. Heyecanlı olmak manasına gelir. Example 1. Birinci örneğimizden başlayalım. I am excited for the new album. Yeni albüm için heyecanlıyım. He is excited about his vacation. Tatili için heyecanlı. You guys excited? Heyecanlı mısınız çocuklar? I am super excited for breakfast. Kahvaltı için sabırsızlanıyorum. Diyelim bir otele gittiniz. Kahvaltı çok çeşit böyle bol. Ne diyoruz o zaman mesela? I am super excited for breakfast. Evet. Are you guys excited for prom? Balo için heyecanlı mısınız arkadaşlar? 6 numaralı örneğimize bakalım. What are the most excited about for tonight? Evet, bu gece sizi en çok heyecanlandıran nedir? What are you most excited about for tonight? What for yani? Ne için? Neyden en çok heyecanlanıyorsunuz bu gece? That's what excites me. That's what excites me. İşte bu beni heyecanlandırıyor. That's what excites me. Hızlı söylerken de şöyle söylüyoruz. That's what excites me. Evet. The speech was exciting. The speech was exciting. Konuşma çok heyecan vericiydi. Evet. How exciting? Ne heyecan verici? How is exciting? Evet. Thrilled about, thrilled by. Bir şey için çok heyecanlı olmak veya sevinmek. Bir şeyin seni çok heyecanlandırması. Thrilled kelimesi yoğunluk açısından excited kelimesinin bir tık üstüdür. Yani biraz daha yoğun. Evet, çok sevindim yani. I am so thrilled. I am thrilled. Çok sevindim, çok heyecanlıyım. She's thrilled about her promotion. Terfisi hakkında çok heyecanlı. I am so thrilled for you. Senin adına çok heyecanlıyım. You must be absolutely thrilled. You must be absolutely thrilled. Çok heyecanlı olmalısın. I am beyond thrilled. I am beyond thrilled. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Evet. Heyecanım üst safhada manasını veriyor. 7. örneğimize bakalım gençler. I am so thrilled that he pressed his golden buzzer. Altın butona bastığı için çok heyecanlıyım. Buradaki altın buton hani yarışmalarda kullanılan bir ifade, golden buzzer. Diyelim eğer jüriler bir şarkıcıyı ya da bir yarışmacıyı çok beğenirse golden buzzer'a bastığı zaman, altın butona bastığı zaman direkt çeyrek finale gidiyor o kişi. Elemelere katılmıyor işte, birinci eleme, ikinci eleme veya üçüncü elemeye katılmıyor. Direkt finallere doğru yolu açılıyor baya. Buna da golden buzzer diyoruz. Bunu da böyle açıklamış olayım. Eğer bir şey sizi heyecanlandırıyorsa, thrilling, bir şey sizi heyecanlandırıyorsa, thrilling, siz heyecanlıysanız thrilled kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım, daha iyi kavrayacağız. The concert was thrilling. Konser heyecan vericiydi. The concert was thrilling. Evet, konser heyecan vericiydi. Did you go to see that movie yesterday night? Did you go to see that movie yesterday night? Dün gece o filmi, yeni filmi izlemeye gittin mi? Yes, it was so thrilling. I was on the edge of my seat the whole time. The ending was extremely surprising. Evet. Çok heyecan vericiydi. Film boyunca yerimde duramadım. Filmin sonu oldukça şaşırtıcıydı. Evet. Devam edelim. Everything was thrilling. Her şey heyecan vericiydi.
Gördüğünüz gibi bir şey heyecan verici ise thrilling, ing ile kullanıyoruz. Bir kişi heyecanlıysa onu da thrilled, yani ed takısıyla kullanıyoruz. I am thrilled you are here. Burada olmana sevindim. Şeklinde arkadaşlar. Devam edelim. I am thrilled you are here. The story is thrilling. Hikaye heyecan vericiydi. Evet, the story is thrilling. Hikaye heyecan vericiydi. Evet arkadaşlar, bu dersimizi yani bu I am so stoked, çok heyecanlıyım yapısını, bu birinci partını, birinci kısmını bu dersimizde işledim. Şimdi ikinci kısmını birazdan işleyeceğiz. İkinci kısmında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Catch you later.